Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bugün günlerden Salı. 5. mevsimde Konyaeli uzman vaizi Sayın Mehmet Toker hocamızla yine birlikteyiz. Evet, zekat hakkında merak edilenleri devam edeceğiz. Geçen hafta zekatla alakalı, fidyeyle alakalı, fitreyle alakalı konuşmuştuk. Bugün de yine kalan konuyu tamamlamaya çalışacağız ama sizlerden de sorular alabiliriz. Biliyorsunuz KonTV WhatsApp hattımız var. Oradan arzu ederseniz sormak istediğiniz şeyler olursa sorular hocamıza sizler de mesaj yazabilirsiniz bize. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'ım iyilik sağlık Allah versin. razı olsun. Yoğun ve yorgun Evet. bir süreç yaşıyorsunuz Evet. Ramazan'da değil mi? Tabii Ramazan olunca bizim günler bayağı yoğun geçiyor. Yani hem gündüz programlarımız olduğu gibi devam ediyor. Teravih, akşam programları devam ediyor. Öyle olduğu için Evet. Allah ciddi yardımcınız anlamda bir olsun. yorgunluk var. Güzel ve çok yararlı bir şeyiniz var, göreviniz var. Allah yar ve Amin. yardımcınız olsun. İslam dininin iktisat ekonomi anlayışı ile zekatın doğrudan ve dolaylı bir bağlantısı var mıdır? Vardır. Çünkü zekat başlangıçtan itibaren dediğimiz gibi İslam dininin emretmiş olduğu beş temel esasından bir tanesi olarak kabul etmiş olduğumuz, yani İslam'ın beş temel esası var. İşte kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat diyoruz. Bu beşinden temel esaslardan bir tanesi. Ve İslam'daki iktisat anlayışı veya ekonomi anlayışı nedir? Malın belirli ellerde yığılmasını önlemektir. Yani hani günümüzdeki gibi zengin sürekli zengin, fakir sürekli fakir olmasını Olmasın. önlemek amacıyla İslam dini böyle bir yardımlaşma, yani sadakadan itibaren Mekke döneminde sadaka vermeyi teşvik etmekten itibaren ve aynı zamanda işte mesela faizi haram kılma, gaspçılığı haram kılma, hırsızlığı haram kılma gibi, yani güçlünün ekonomik olarak haklı olmuş olduğu, güçlünün sürekli kazandığı, zayıfın da sürekli ezilmiş olduğu anlayışları da reddeden bir anlayışı var. Böyle olduğu için diyelim ki bir insan en güçlü kardeş diğer kardeşlerin elinden mirası çekip alamaz. Mirasın işte kız ve erkek kardeşler arasında bölünme paydaları var. Veya işte hakkı olmayan bir şeyi kara borsacılık yoluyla, gasp yoluyla, hırsızlık yoluyla, faiz yoluyla mesela alamaz. Niye? Çünkü bu tür yaklaşımlar, bu tür ekonomik anlayışlar sürekli elinde para olanın kazandığı, elinde para olmayanın kaybettiği, dolayısıyla paraya sahip olanın güçlü ve ezici olduğu, paraya sahip olmayanın da sürekli ezilmiş olduğu bir toplum düzenini beraberinde getiriyor. Halbuki işte İslam dini bunu reddediyor ve bunu reddederken yani yeryüzündeki sermayenin paylaşımı, yeryüzündeki malın, paranın belirli ellerde toplanmayıp bizim hani fakir diye gördüğümüz veya zayıf, güçsüz diye gördüğümüz insanlara da belirli oranda ulaşması noktasında tedbirler alıyor. Bu tedbirlerden bir tanesi mesela işte faizle borçlanmayı, faiz alışverişini haram kılıyor. Yani bunun yanı sıra karz-ı hasen dediğimiz karşılıksız borç verme veya vermiş olduğumuz borçta uzun vade tanıyarak borçlunun borcunu ödemesini rahatlatma gibi yolları tavsiye ediyor. Yani bununla beraber işte zekatta da geçen hafta da programımızda söylemiştik. Zekat verilecek sınıflardan bir tanesi de borçlular, garimin dediğimiz borçlular. Yani diyelim ki benim size borcum var ama ben ödeyemiyorum borcumu. Normalde İslam ekonomik anlayışının dışında ne yaparsınız? Ben borcumu ödeyemeyince siz faizi artırırsınız. Beni daha fazla sömürmeye çalışırsınız. Ama işte İslam dini diyor ki bu borçluya zekat yoluyla da olsa yardım edin, borcunu ödesin. Dolayısıyla bir taraf sürekli sömüren, bir tarafı da sürekli sömürülen olmasın. Bu açıdan baktığımızda zekat yani hem yerine getirilme hem hangi sınıflara verilmesinin emredilmesiyle, yani işte fakirler, miskinler, borçlular, anlaşma imzalayan, yani hürriyeti için anlaşma imzalayan köleler, yolda kalmışlar gibi bu sınıfları değerlendirdiğimiz zaman nedir? İslam'ın öngörmüş olduğu paranın
piyasada dolaşması, paranın belirli ellerde toplanmaması, topluma yayılması esaslarına tam uyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zekat ve sadaka diyelim, İslam'ın ekonomik anlayışını, İslam'ın iktisat anlayışını tamamlayan ve bunu bir anlamda da ibadet haline getiren bir unsur, bir ibadet. Peki siz bana borçlusunuz ya, hani o borcu ben size şey yapsam, siliyorum borcu desem, o zekat yerine geçer mi? Yok. Şimdi orada şu var, hani alamayacağınıza kanaat getirip de silerseniz o olmaz. Olmaz. Ama şu var, siz bana zekatınızı verirsiniz, ben size geri ödeme yaparsam onda bir sıkıntı yok. Veya işte şöyle olabilir, hani hükmî temlik dediğimiz, mesela benim borcum var, ödeyemiyorum, ödeme şeyim var ama siz diyorsunuz ki senin adına o borcunu ben kapatıyorum, kabul ediyor musun? Kendi borcunuz değil ama. Benim üçüncü bir şahsa borcum var. Ha, anladım. Yani mesela benim adıma siz ödüyorsunuz. Yani senin borcunu ödüyorum. Kabul ediyor musun? Tamam, kabul ettim. Bu nedir? Bu da bir hükmî temliktir. Yani bu şekilde olabilir ama baktığınız şey gelmiyor. Borcu ödeyemiyor. Borcu ödeyemiyorsunuz. Yani o para batacak. Ya batmaktansa, zekattansa hem olmaz. Olmaz. Evet. Dediğimiz gibi Müslümanlık kıldan ince, tabii, kılıçtan keskin. Çok ince ayrıntılar var hocam. Peki az sadaka çok belayı def eder derler. Biraz önce sadaka deyince aklıma hemen o geldi. Bu doğru mudur? Yani tabii doğrudur. Çünkü sadaka dediğimiz şey insanın kendi gönlüyle vermiş olduğu. Yani herhangi bir şarta, herhangi bir işte orana vesaire belirli olmaksızın, bağlanmaksızın insanın kendisinden, kendi gönlüyle vermiş olduğu ahlaki bir davranıştır. Ve şu var, bu ahlaki davranışın Allah katında da elbette ki bir karşılığı vardır. Yani niye? Çünkü karşıdaki insanın ihtiyacını gideriyorsunuz. O insanın ihtiyacını gidermeniz, işte Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanan bir şey. Çünkü insanlar dünyada yaşarlarken tek başımıza yaşamıyoruz. Toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve bir müminin, bir Müslümanın topluma karşı da görevleri var. Bu topluma karşı görevlerden bir tanesi de işte ihtiyaç sahibi bir insanın ihtiyacını gidermek. Şöyle söyleyelim, mesela Yasin suresinde bu inkarcıların bu hani paylaşıma, mal paylaşımına bakış açısını yansıtan çok harikulade bir ifade var ayeti kerimede. Enut'imu melle veşâullâhu da'me. Diyorlar ki işte onlara zekat verin, sadaka verin denildiğinde, onlara paylaşın, işte yemeğinizi, ekmeğinizi fakirle, miskinle paylaşın denildiğinde, Allah'ın istese doyuracağı insanlar veya Allah'ın doyurmadığı kimseler biz mi doyuracağız diyorlar. Allah'ın vermediğini ben mi vereceğim? Evet, öyle söyleyen işte insanlara bu, şahit oluyoruz zamanla. Bu bir inkar psikolojisidir. Bu inkarcıların dünya malına olan sevgisinin veya tamahının ayeti kerimeye yansımış durumudur. Yani bu şöyle bir şey yok. Yani 1400 yıl öncekiler söylüyordu, şimdikiler artık ondan vazgeçtiler değil. Bakın ayeti kerime ineli 1400 yıl olmuş ama 1400 yıldır bu inkarcıların inkar psikolojisi ve o inkar psikolojisi etrafında oluşan savunma psikolojileri, mazeretleri değişmedi. İşte onlara zekat verin, sadaka verin denildiği zaman hemen diyorlar işte ya Allah doyursun, Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız? İsteseydi Allah ona da verirdi. Allah'ın acımadığına biz mi acıyacağız? Allah'ın acımadığına ben mi acıyacağım gibi bu ifade işte kibir barındırıyor içerisinde, evet, enaniyet barındırıyor ve bu ifade aslında insanın kendisini nasıl diyelim müstani görmesinin ve diğer insanı da hakir görmesinin de bir yansıması. Halbuki işte biz sadaka verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Önce bir, kendi kalbimiz yumuşuyor. İkincisi, karşımızdaki bir insanın ihtiyacını gideriyoruz. Onun o ihtiyacını gidermemizin ecri, sevabı olarak da muhakkak Allah Celle Celaluhu katında bunun bir karşılığı var. Bu dünyalık bir bela da olabilir, başımızdan def edilen.
bu ahirete taalluk bir bela da olabilir. Evet. Çünkü bizim dinimizde, bizim anlayışımızda nedir? İnsanlar birbirleriyle imtihan olunurlar. Evet. Yani hem insan insanla imtihan evet, olur. İnsan insanla imtihan olur. Eğer mesela karşıdaki insanın hakkına girersek bu bir kul hakkıdır. Allah bile affetmiyor. Peki karşıdaki insanı hakkına girme değil de tam tersi karşıdaki insanı sevindirir, karşıdaki insanı abad edersek evet. O zaman da bu Allah katında elbette ki değeri olan bir davranıştır. Hı hı. Yani bunun dediğimiz gibi yani sadece dünyalık belalar, dünyalık musibetler olarak da değerlendirmemek lazım. Hı hı. Bizim bu dünyada vermiş olduğumuz az bir sadaka, bir yetimin işte yüzünün gülmesi, bir ihtiyaç sahibinin yüzünün gülmesi belki ahirette bizim hiç de hesap edemeyeceğimiz çok daha büyük mükafatlara sebep olacaktır. Evet. Peki sadaka sadece parayla mı verilir? Hayır, sadaka sadece parayla verilmez. Zekat da sadece parayla verilmez. Yani hem sadaka evet, hem o zekat var zaten evet. Gelecekti o soruda. Yani diyelim ki bir yiyecek, bir ihtiyaç maddesi onları karşılayarak da sadaka verebilirsiniz. Yani bir insanın yani kıyafetlerinizden evet, mesela ihtiyacı evet, olan yani birine verirsek. Bir insanın kıyafete ihtiyacı var. Hı hı. Veya bir insan işte baktınız ayakkabıya ihtiyacı var. Götürdünüz. Onun ayağına bir ayakkabı giydirdiniz. Hı hı. Yani o da sadaka. O da sadakadır tabii elbette. Zaten Rabbimin bir gülümsemeyi bile sadaka saydığı evet, yani bir dini evet. Yaşıyoruz elhamdülillah. O zaman çok da fazla düşünmemek tabii. Lazım. Yaptığımız her şey sadaka yerine geçebilir evet. O zaman. Evet, vadeli çek ya da senetle zekat ödenir mi? Şimdi çek veya senet dediğimiz ekonomi dilinde değerli kağıt diye ifade edilen. Yani normalde çek veya senedin değil mi? Herhangi bir değeri, herhangi bir şeyi yoktur. Normal evet. Kırtasiyelerde işte bir şey topu birkaç liraya satılan bir şey. Fakat evet. Onun üzerine rakam yazıp imza altına aldığımız zaman bir de keşidelendiği zaman, kaşelendiği zaman artık o nedir? Bir para hükmündedir. Yani diyelim ki üzerine işte 5 milyon yazarsanız 5 milyondur. Üzerine 500 bin yazarsanız o 500 bindir artık. Evet. Dolayısıyla çek veya senet dediğimiz ve toplumun genelinde ya da toplumdaki ekonomik müesseselerde karşılığı olan yani diyelim işte bugün bir çeki senedi götürdüğünüz zaman değil mi? Bunun işte bankalarda veya ekonomik şeylerde bir karşılığı var. Evet. Karşılığı olan bu tür değerli kağıtlar ne olur? Zekat olarak verilebilir. Ancak burada şuna dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki işte bizim zekatımızı biz Ramazan'dan Ramazan'a veriyoruz. Evet. İşte bu yılki zekatımız ne kadar? 40 bin lira, 50 bin lira. Neyse. Elimizde de 50 bin liralık bir çekimiz var. Dedik ki ya ben bunu zekat olarak vereyim. Evet. Şimdi bir, zaten nisap miktarından fazla zekat veremeyiz. Dolayısıyla o çeki en az iki kişiye, üç kişiye vermemiz lazım. Evet, ben diyecektim. Yani evet. Tek bir kişiye tabii, verilebilir mi diye. Nisaptan fazla olmaması lazım. Çekin senedin bu bir. İkincisi, diyelim ki senet tarihi bir dahaki seneye, Ramazan'dan sonraya rast geliyor. Evet, bir de o var. Dolayısıyla biz o zaman zekatımızı bir yıl vermemiş gibi oluruz. Çünkü o ne zaman evet. Fakirin eline geçecek? O tahsil edildiği zaman yani üzerinde yazan tarihte tahsil edildiği zaman fakirin eline geçeceğinden dolayı. Evet. Aslında biz zekatımızı şimdi çeki verdik ama şu anda vermedik biz. Ya ne zaman verdik? Evet. İşte diyelim ki 3 ay sonra zekatın şey çekin senedin tahsil tarihi biz zekatımız dolayısıyla 3 ay sonra vermiş olduk. Ha, şimdi zekat illaki Ramazan'dan mı verilecek veya illaki hemen vakti dolar dolmaz mı verilecek? Hayır. Bir yıl içerisinde verilebilir. Bunda güzel. Sıkıntı yok ama işte çekin senedin tarihi bir yılı aşıyorsa bu bir. Oraya dikkat edilmesi lazım. İkincisi de miktar olarak yani çekin senedin üzerinde yazan miktarın dediğimiz gibi nisap miktarını aşmaması lazım. Evet. Bir de şu var.
Diyelim ki bizim üzerimize düşen zekat ne kadardı? İşte 50 bin lira. 50 bin lira veya 50 bin lira olmasın da 20 bin lira. Tam nisap sınırı kadar da zekatımız var. Şimdi çeki verdik. Çek 3 ay sonra, 5 ay sonra tahsil edilecek. Fakat 5 ay sonra çok yüksek enflasyondan dolayı bizim 20 bin lira oldu, evet. 10 bin lira. Daha bir de onlar var değil tabii mi? Evet. Yani bunlara dikkat edildiği zaman. Evet. Çünkü biz şunu diyoruz. Eğer zekat sene içerisine yayılarak verilecekse, hı hı, o zaman ne yapılsın bu? Eğer değer kaybı da varsa ciddi anlamda paranın, işte altına çevrilerek altın üzerinde. Mesela ne kadardı benim zekatım? 21 bin liraydı. Kaç, hı hı, gram altın yapıyor şu anda zekatım? 81 gram, 80 gram. Yani 10 gramını şimdi vereceğim. İşte 10 gramını 3 ay sonra, 10 gramını, hı, gram olarak, artık para olarak değil. Anladım. Çünkü para olarak dediğiniz zaman değer kaybediyor. Bu ne yapıyor? Değer kaybediyor ve karşıdaki fakir insanın ihtiyacı, mesela bir 10 liralık ihtiyacı varsa şimdi, evet, verseniz onu karşılayacak ama işte 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra bu eğer 7-8 bin lira düşüyorsa, hı hı, ve ihtiyacını karşılayamıyorsa, değil mi? O zaman, evet, o zekat yerine ulaşmamış olur. Çok zengin, evet, olmak iyi bir şey değil hocam ya. Şimdi, bunları çünkü yani bir hata yapsanız, evet, hani aslında yapmak istemiyorsunuz, hani tam olsun arzu ediyorsunuz. Fakat bir yerde bir hata, bir eksiklik, yanlışlık olduğu zaman onun hesabı çok zor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, ayeti kerimede وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, İyi bilin ki mallarınız da çocuklarınız da sizin için imtihan sebebidir, evet, buyuruluyor. Evet. Biz hep şöyle değerlendiriyoruz. Yani bardağın boş tarafına bakarak imtihan olduğumuzu zannediyoruz. Yani diyelim ki bir insan işte malı yok, fakir. Hı hı. Diyoruz ki ya bu imtihanı çok ağır. Değil. Veya işte Allah birisine evlat vermemiş. Diyoruz ki, hı hı, ya imtihanı çok ağır, hiç olmazsa bir çocuğu olaydı. Evet, halbuki, evet, paranın nasıl malın yokluğu imtihansa, hı hı, veya azlığı imtihansa, varlığı ve çokluğu da imtihan. Evet, daha da çok imtihan. Tabii, hatta. Yani daha bardağın bol, sadece boş tarafıyla imtihan olmuyoruz. Bardağın, evet, dolu tarafı da bizim imtihanımız. Evet. Veya işte evladının olmamasına, çocuğu olmamasına nasıl imtihan görüyorsak, aslında çocuğunun olması da imtihan. Niye? Çünkü eğer Allah'a kul, peygambere, ümmet olarak yetiştiremiyorsanız o çocuğu, hı hı, o çocuğun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Belki olmasaydı çocuğunuz, değil mi? Evet. Olmadığı için sabırla imtihan olacaktınız, aynen, sadece. Aynen. Ama evlat oldu, yetiştiremediniz. Bir veya, de hayırsız evlat olursa. De, aynen. Bir de hep kötü şeyler açarsa başınıza. Bir de işte o evlat kul hakkına giriyor, dediğiniz gibi hayırsız evlat, vatana, millete, hı-hı, zararı olan bir çocuğa dönüşmüşse o ve zaman onun yetiştirilmemesinde sizin de sorumluluğunuz varsa, hı-hı, o zaman sadece sabırla imtihan değil, o zaman pek çok şeyle imtihan, evet, olmayacaksınız. Aynen öyle. Öyle çok olduğu için çok büyük mücadeleler tabii verilecek. Özellikle bu mal konusunda, yani dediğimiz gibi malın sadece azlığı veya yokluğu imtihan değil. Aynı, hı-hı, zamanda çokluğu da imtihan. Hatta ben şunu söylüyorum. Diyelim ki zekat veren insan, zengin bir insan, karşıdaki de fakir bir insan, zekat alıyor. Şimdi bizdeki beklenti nedir veya nasıl görürüz biz? İşte fakir insanın zengin insana, yani zekat alanın verene minnet duymasını bekleriz. Evet, maalesef. Halbuki bunun tersidir. Ters olması lazım. Evet. Şöyle, çünkü o fakir insan olmasa o zengin insan ibadetini yapamayacak. Doğru. Aslında yani, ona minnet tabii, duyması gerekiyor. Aslında zengin insanın minnet duyarak, fakir insana, hı-hı, minnet duyarak vermesi lazım. Niye? Çünkü o olmasa ibadetini, evet, yapamayacaksın. Doğru. Şunu ben kıyaslıyorum. Diyelim ki işte bizim Anadolu'muzda, değil mi, 50, 60, 70 yaşındaki dedelerimiz, torunu yaşındaki, 20, 25 yaşındaki bir imamın, bir hocamızın önünü kesip geçmez. Niye? İşte ya der, ilmi var, niye bize, evet, ibadetimizi yaptırıyor, namazımızı kıldırıyor, onun sayesinde ibadetimizi yapıyoruz diye. Hı hı. İşte, tamam, bak çok güzel bir şey. İmamın sayesinde ibadet yaptığın için, hı hı, saygıda kusur etmiyorsun. İyi de fakir insanın sayesinde zekat ibadetini yerine getiriyorsun. Evet, o zaman, doğru, o insana da saygı duymak, o insana, hı hı, da minnet duymak durumundayız. Bırak minnet etmesini beklemek. Hı hı. Onun için alan değil, veren minnet tabii, duyması gerekiyor. Malla imtihan belki de
En ağır en imtihanlardan bir tanesi. Özellikle zekat konusunda. Hı-hı. Geçen hafta söyledik mi bilmiyorum. Çünkü sürekli çok konuşuyoruz. Evet, evet. Birçok yerde konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Müslümanların ilk imtihanı zekatla olmuştur. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ilk isyan edilme sebebi zekattır. Öyle mi? Tabii yani çünkü şöyle yeni Müslüman olmuş, işte Bedevi, tam kalbi ne İslam ısınmamış insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya işte Allah Resulü öldü. Yani sanki zekatı Allah Resulüne verilen bir özel bir vergiymiş gibi vesaire değerlendiriyorlar. Veya işte farklı. Hmm. Nasıl olsa peygamber vefat etti. Ya öyleyse yerine gelene vermememiz lazım veya vermekten vazgeçtik. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Efendimiz savaş ilan ediyor onlara. Evet. Çünkü vermek çok ciddi anlamda bir imtihandır. Evet. Hele hele dediğiniz gibi eğer şimdi ben şunu gözlemliyorum. Zekat verme aralığı var. Hmm. Bakın o da şu. Eğer zekatımız yani vereceğimiz zekat. İşte bugün minimum zekat miktarı verilecek miktar 500 TL'dir. Çünkü niye? 21 bin TL'de insan nisap miktarına ulaşmış oluyor. O 40'ta biri 500 TL. Vereceğimiz zekat miktarı 500 TL ile işte 10 bin, 15 bin hadi 20 bin TL'ye veya 50 bin TL'ye kadar olan aralıktaki insanlar zekat veriyor. Daha fazlası vermiyor mu? Ama kıyamıyor mu? Ah tabii ya. Eğer zekat vereceği miktar muhtemelen da. Vardır ama veya var diye vardır demeyelim var ama var, evet. Hani oranladığımız zaman diyelim ki zekatı 500 TL ile 50 bin TL arasında olanlar daha işte %90 zekat veriyorsa şimdi eğer şöyle bir 6 basamaklı rakamlara çıkarsa verilecek miktar bir 100 bin, 300 bin, 500 bin gibi o zaman eyvah. İşte tabii insanlar eyvah. Orada ne kadar çok mal, aynen. Ne kadar çok para, o kadar çok imtihan. Tabii. Çünkü düşünün. Bir insanın bir işte 1000 lirayı zekat olarak vermesi var. Bir de bir insanın 500 bin lirayı zekat olarak vermesi var. Evet. Çünkü bu ciddi bir rakam ve verecek insanın gözünde büyüyor. İşte asıl büyük imtihan orada. Evet. Yani parayla imtihan, malla imtihanın büyüklüğü orada. Doğru hocam. Hocam sorular gelmeye başladı. Evet. Antalya'dan Ali Ömer Bey hocama saygılarımı sunuyorum demiş sağ olsun. Hayırlı günler, programı geç açtım, soruldu mu bilmiyorum ama bir kişi damadına veya geline zekat verdiğinde o kimse bunu çocuklarına kullanabilir mi demiş. Fitreyi konuşmuştuk ama zekatı söylemiş miydik bilmiyorum. Geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi damada ve geline normalde zekat, fitre, fidye verilebilir mi? Verilebilir. Ancak biz diyelim ki damadımıza verdik. Damat da tuttu, evin ihtiyaçlarını giderdi. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Bizim torunlarımıza ve kızlarımıza dolaylı olarak bizim vermiş olduğumuz zekatı harcamış oldu. Aynı fitre gibi değil mi? Aynı fitre gibi, tabii fidye gibi. Dolayısıyla eğer damat ve gelin sadece kendi özel ihtiyaçları için kullanacaksa verilebilir. Ama işte bizim torunlarımıza, kızımıza veya oğlumuza menfaat temin edecekse bizim verdiğimiz zekatla diyelim ki evin kirasını ödedi. Ne yaptı? Olmaz. Menfaat temin etti. Evet. Evin faturalarını ödedi. Ne yaptı? Benim torunlarıma menfaat temin etti. Eve harcadı, borcu varsa harcadı, bile. Aynen. O bile olmaz. Onlar olmaz. Buna dikkat etmeleri lazım. Kıyafet alabilir. Üstüne başına bir şeyler yani, alabilir. Şahsi harcamalar için. Sağlığıyla alakalı bir harcama olabilirse onlar olabilir. Yani. Teşekkür ederim hocam. Ama aramız gelmiş. Biz araya bir gidelim. Ondan sonra kalan yerden devam. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar stüdyodayız. Bugünkü konuğumuz Konyalı uzman vaizi Sayın Mehmet Toker hocam bizimle birlikte her salı olduğu gibi zekatla ilgili merak edilenleri konuşuyoruz. Fakat arada bir soru da alıyoruz. Hemen Çorum'dan yazan bir izleyicimizin sorusunu iletmek istiyorum hocam. Hayırlı Ramazanlar, ben Çorum'dan Kamil Başaran Atalay demiş. Mehmet hocama bir sorum olacaktı. Cevap verirse çok sevinirim. Fitrelerimizi toplayıp sokak hayvanlarına mama alsak, dağıtsak olur mu demiş. Evet.
Çorum'a buradan... İlginç bir soru. Evet, ilginç, güzel bir soru. Çorum'a buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çünkü evet. Benim hayatımın 8 yılı Çorum'da geçti. Öyle mi? Evet. Ha, ne güzel. Yani ilk görev yerim de Çorum'dur. Şimdi kardeşimizin hassasiyetinden dolayı da teşekkür ediyorum. Fakat fitre, fidye, oruç fidyesi ve zekatta temlik şartı vardır. Çünkü bunlar ibadet olarak yapmış olduğumuz, yani Allah tarafından farz kılınan, vacip kılınan ve kefaret olarak ya da ruhsat olarak tanınan üç önemli ödeme şekli olduğundan dolayı bunlar ibadettir. Ve bunlar da bu üç ibadette, yani zekatta, fitrede ve fidyede temlik şartı vardır. Temlik ne demek? Ne demek? Kişinin alıp mülkiyetine geçirmesi demek. Yani alan kişinin aklı başında olacak, onu mülkiyetine geçirecek, o para üzerinde tasarruf edebilecek selahiyete sahip olması demek. Evet. Şimdi kardeşimizin sormuş olduğu hususta temlik gerçekleşmiyor. Niye? Çünkü hayvanların bir iradesi yok. Paradan anlamıyor veya şey yapmıyor. Orada kardeşimiz ne yapabilir? Sadaka olarak hayrına, yani illa fitre, fidye, zekat değil, bu kalemlerden değil de normal sadaka dediğimiz veya hayrına o hayvanların ihtiyaçları giderilebilir. Hatta şunu ifade edelim. Osmanlı döneminde, ecdadımız döneminde sokak hayvanları için veya sokak hayvanı tabii o dönemde pek kullanılan bir tabir değil veya günümüzdeki kadar yaygın değil ama diyelim ki yabanıl hayvanlar için göç edemeyen hayvanlar için vesaire, yabani hayvanlar için vakıflar kurmuşlar. Yani işte tabii göç edemeyen leyleklere bir dahaki bahara kadar bakma vakfı. İşte aç kalan, kış aylarında aç kalan işte kurtlara veya dağlardaki hayvanlara yiyecek götüren vakıflar kurmuşlar. İşte her yönden tabii, çok inceymiş Osmanlı, öyle olduğu için. Yani şimdi elbette ki sokak hayvanları da veya diğer hayvanlar da, diğer mahlukat da Allah Celle Celaluhu'nun insanlara olan bir emaneti. Bu gözle bakmamız lazım. Yani onların korunması, kullanması, onların hayatiyetinin devam ettirilmesi noktasında bizim insanlar olarak da sorumluluğumuz var. Ama bu sorumluluğu yerine getirirken dediğimiz gibi ibadet olan bir kalemden değil de yani diğer taraftan gönüllü olarak, yani gönüllü olarak yapmış olduğumuz diğer hayır kalemlerinden yapılması daha uygun olur. Fitre, fidye ve zekat şahısların, kişilerin hakkıdır. Fakir Müslümanların hakkıdır. Onların temlik etmesi, onların mülkiyetine geçirilmesi lazım. Evet. Akşehir'den Şerife Hanım yazmış. Hocam diyor, torunlarımın geçmiş fitrelerini verebilir miyim diyor. Verebilir. Yani birebir vermekle, fitre verecek yani. Birebir vermekle yükümlü değil ama diyelim ki torunları vermemişti daha önceden veya torunlarının adına verilmemişti. Babaanne olarak veya anneanne olarak dedik ki ya ben bu torunlarımın fitresini de vereyim. Bunların hani fitreye biz hep baş sadakası veya hayat sadakası deriz ya. Vereyim, verebilir. Vermesinde herhangi bir mahzur yok ama vermek zorunda da değil. Yeni doğan bir bebeğin de fitresi verilebiliyor tabii, değil mi? Dünyada şöyle doğduktan sonra, nefes aldıktan sonra artık o da fitreyle fitresi verilebilir. Yani şöyle diyelim, bayram namazına giderken erkekler çocuk doğdu. Fitresi verilirse iyi olur. Wow. Ama bayram namazına gittik, geldik, bayramın birinci gün akşam veya ikinci gün doğdu, artık o seneye. Ona gerek o seneye. O seneye Allah yaşarsa. Evet, Allah uzun versin. Evet, inşallah. Evet, Allah herkesin evladına hayırlı uzun ömürler versin. Evet. Sağlık, sıhhat versin. Peki vergi zekat yerine geçer mi hocam? Vergi devlete verdiğimiz vergi değil mi? Yani şimdi zekat nedir? Bir anlamda Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu nimetlere karşı bizim kulluk borcumuzu yerine getirmemizdir. Zekatı verilmesini emreden, bizi zekatla mükellef tutan Allah Celle Celaluhu'dur. Vergi dediğimiz şey bir insanın yaşamış olduğu bir devlette
o devlete karşı yerine getirmesi gereken bir vatandaşlık görevidir. Vazifesi, yani evet. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Şimdi bu sorunun sorulmasının sebebi veya şöyle söyleyeyim, bu soru sıklıkla da soruluyor bize. Sebebi şu, geçen hafta sohbetimizde de ifade etmiştik. Zekat verilecek o 8 sınıf sayılırken ayet-i kerimede vel amilin aleyha ve amiller, görevliler, zekat memurları diye ve zekattan da beytül male aktarılan bir pay var. Yani %5 gibi vesaire Peygamber Efendimiz döneminde. Şimdi bundan hareketle işte insanımız veya vatandaşımız diyor ki hocam vergiyi zekattan düşsek. Değil. Şimdi orada o dönemde amillerin toplamış olduğu zekatlar bir, doğrudan fakir insanlara ulaştırılıyordu. İki, beytül male alınmış olsa bile bugünkü devletin yapmış olduğu sosyal yardımlar gibi yine fakir insanlara bir anlamda sosyal yardım olarak ulaştırılıyordu. Evet. Yani şu anda devlet toplamış olduğu vergilerle zenginlere de hizmet ediyor. Sadece fakirlere vermiyor bu parayı. Evet. Yani işte hastane yapıyor, yok köprü yapıyor, okul doğru yapıyor. Bundan zengin insanlar da istifade ediyor. Veya işte diyelim ki ülkenin savunulması adına diyelim ki asker barındırıyor. İşte evet, silah alıyor vesaire vergilerle. Bundan zengin insanlar da istifade ediyor. Dolayısıyla bir vergide sadece fakirler istifade etmiyor. Zekat fitre nedir? Fakirin hakkıdır dedik. İkincisi, az önceki kardeşimizin sorusuna da vermiş olduğumuz cevap kapsamında temlik şartı dediğimiz, yani kişinin mülkiyetine geçme, kişinin eline, mülküne geçme şartı dediğimiz temlik şartı gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla çünkü vergiyi biz şahsa vermiyoruz, devlete veriyoruz. Devlet bir kamu, tüzel kişiliği olduğu için mülkiyet gerçekleşmiyor. Herkesin orada payı var, hakkı var. O devlette yaşayan herkesin. Dolayısıyla vergi zekat yerine geçmez veya vergi olarak devlete vermiş olduğumuz miktarı zekatımızdan düşemeyiz. Yani devlet şöyle bir güzellik yaptı son zamanlarda. Eğer diyor hayrınıza bir iş yaparsanız, diyelim ki işte cami yaptırdınız, okul yaptırdınız işte vesaire hayrınıza, toplum çeşme yararına, ha, onu ben vergiden düşerim diyor. O da bakın şimdi oradan da bir kafa karışıklığı oluyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi sizin hayrınıza yaptırmış olduğunuz harcamayı, eserin harcamasını devlet vergiden düşüyor. Vergi almıyor, teşvik vergi ediyor almıyor, yani. Teşvik değil ediyor mi ama insanları? Oradan zaten siz zekatınızla cami yaptıramazsınız. Evet. Veya zekatınızla okul yaptıramazsınız. Niye? Çünkü dediğimiz gibi zekat da temlik şartı, kişiye verilmesi şartı var. Okul yaptırdığımız zaman bu kamu yararına bir şey. Evet. Cami yaptırdığımız, hastane yaptırdığımız zaman bu kamu yararına bir şey. Evet, yaptığımız o hayrı devlet zekattan düşüyor. Devlet vergiden düşüyor. Vergiden düşüyor. Ama devlete vergi olarak verdiğimizi biz zekattan düşemeyiz. Düşemeyiz. Evet. Tamam. Hocam iyi günler demiş izleyicimiz. Ben ülseratif kolit hastasıyım. Kortizon ilaçlar kullanıyorum. Doktor oruç tutma dedi. Evet. Benim hastalığım kronik tutmadığım orucun parasını verecek miyim? Kronik olduğu için ömür boyu ilaç kullanacağım çünkü demiş. Vereceksem ne kadar vermem gerekiyor? Şöyle ifade edelim. Geçmiş olsun öncelikle izleyicimize. Evet, Allah şifalar versin diyoruz. Amin. Bu tür yani hastalıklarda tabii oruç tutamıyor kardeşlerimiz ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim? İşte Ramazan'da hasta veya seferdeyse başka günler tutsun. Ha, başka günde tutamıyorsa fidyetü ta'amü miskin. Bir miskin doyumluğu da fidye versin. Eğer kardeşimizin maddi imkanı varsa, verme şeyi varsa, çünkü artık böyle bir rahatsızlığı olduğundan dolayı daha ömür sonra boyu kaza etme gibi, yok, daha sonraki şansın günlerde tutamadığını tamamlama gibi bir ihtimali yok. Yani böyle olduğu için ne yapacak? Fidye verecek. Durumu iyiyse
Bu yıl için Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu fitre miktarı da günlük fidye miktarı 23 TL'dir. Hı hı. 23 çarpı 30, 690 TL gibi hı hı. bir rakam. Ha, bunu tek seferde vermeye gücü yetmiyorsa bunu 2'ye 3'e bölerek de verebilir. Hı hı. Bunu bir dahaki Ramazan'a kadar sene içerisine yayarak da verebilir. Ha, peki dar gelirli diyelim ise? Diyelim ki hiç verecek durumu yoksa. Yani gelen geliri aynen. sadece yiyip içmesine ve yaşamını idame evet. ettirmesine yetiyorsa. Hatta şöyle diyelim, başkalarından zekat alacak, fitre alacak durumdaysa evet. Allah affetsin diyeceğiz, yapacak bir şey yok. O zaman yapacak tabii, bir şey yok. Çünkü bizim dinimizde hiçbir Allah zaman... Celle Celaluhu hiç kimseyi gücünün yetemeyeceğiyle mükellef tutmaz. Evet, aynen öyle. Doğru evet. söylüyorsunuz. Allah razı olsun. Evet hocam, ticaret malının zekatı neye göre hesaplanır peki? Şimdi ticaret mallarının, diyelim ki dükkanımız var. Dükkanımızda ne yapıyoruz? İşte diyelim ki giyim dükkanı. Hı. Dükkanımızda ne kadar mal var? Hı-hı. Yani bunların alış fiyatı üzerinden toplam değeri ne kadar? Yani bunun üzerinden hesaplanır, verilir. Artı, şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bir kısmını sattık. Alacaklarımız var. Yani veresiye defterinde yazılı. Hı hı. Onlar da zekata tabidir. Hı. Ama şu var. Dükkanımızda mesela diyelim ki 500 bin liralık malımız var. Ama 200 bin lira da ödememiz var. Hı. Yani o dükkandan sattıklarımızla ödeyeceğiz. Toptancıya veya fabrikaya ödeyeceğiz. Hı hı. O zaman ne olur? O 200 bin lira düşer. 300 bin lira üzerinden. Çünkü o mallar borç karşılığıdır hı. bir anlamda. 300 bin lira karşılığından verilir. Şimdi burada çok şey yani zaman zaman diyelim veya soruluyor ama birçok insanın da hani kafasını karıştıran bir husus var. Diyor ki hocam ben hırdavatçıyım diyor. Dükkanımda belki 8-10 bin çeşit mal var. Evet. Yani benim bunu kalem kalem kaça aldım hesaplamam evet. mümkün değil. Bu durumda ben nasıl zekat vereceğim? Hı hı. O durumda biz şunu diyoruz. Bu dükkanı devredecek olsan. Kaça devredeceksin? Yani bu dükkanı içindeki malla beraber, yani içindeki malı daha doğrusu şeyi anladım. Değil, binasını değil. İçindeki malı, ticaret malını devredecek olsan, satacak olsan ne kadar para istersin en az? Yani tutup da diyelim ki dükkanın içerisinde 500 bin liralık mal varsa 100 bin liraya kimse vermez bugün. Evet. En az 400 evet. bin liraya verir. En az yani. 450 bin liraya verir. Hı hı. Yani bu durumda işte yani bunun onunla karşılaştırılır. Tabii eğer tek tek çünkü diyor ki hocam şu kadar çeşit mal var. İşte evet, mesela doğru. bugün hani ne diyorlar bu ucuzlukçular veya bir milyoncuydu eskiden falan şimdi şey. Diyor ki hocam milyoncular. Yani yüzlerce binlerce çeşit kalem mal var diyor. Hepsini doğru. yani tek tek aldığımız girdi. Çünkü bazıları 3 senedir duruyor, bazıları işte 3 aydır duruyor, bazıları sürekli sirkülasyon halinde evet. yani bunu hesaplamamız işte gelişi gidişi veya toplam o zaman o durumda dükkanı kaça devredersin kardeşim? Ben de şu an aklıma gelen soru şeydi hocam kıyafet dükkanından bahsettik ya biraz önce o ya da başka bir şey ticarette olduktan sonra hepsi aynı zaten. Evet. Peki bir yıl içerisinde sürekli değişiyor. Bazen düşüyor ciro, tamam. bazen yükseliyor. Malların bir kısmı satılıyor, tekrar geri geliyor. Bazen fazlası oluyor, bazen eksiği oluyor. O zaman nasıl aynen, hesaplayacağız? Elimizdeki para gibi düşüneceğiz. Diyelim ki geçen yıl benim Ramazan'da elimde 100 bin TL param vardı. Hı hı. Nisabı aşmış, üzerinden bir yıl geçmiş, 100 bin TL param vardı. Sene içerisinde 80 bine düştü, 150 bine çıktı, 60 bine düştü, 200'e çıktı, 10 bine düştü, 300 bine çıktı. Sene içerisinde sürekli dalgalandı. Çünkü aldım, sattım, borç verdim, geri geldi vesaire. Bu Ramazan'da elimde ne kaldı? 120 bin TL kaldı. Ona göre. Ona göre. Bir yıl içerisinde dükkanımızda. Mallar, ticaret malları geldi, gitti işte bir dönem oldu ağzına kadar mal doldu dükkan, raflarda boş yer çabandık. Bir dönem oldu dükkan bomboş gibi gözümüze gözüktü falan. Evet. Bir yıl sonra dükkanda ne kaldı? O günkü şey üzerinde. Tabii üzerinden. Yani çünkü bu hani nisaba ulaştığımız tarih veya zekatı verdiğimiz tarih nedir?
artık bizim için o zekat ibadetinin dönemi, mevsimidir. Hı hı. O dönem, o vakit geldiği zaman, hı hı, yani elimizde ne var, dükkanımızda ne var, bunun üzerinden vereceğiz. Teşekkür ederim hocam. Hocam, izleyicimizin bir tanesi de fitre hakkında bir soru sormuş. Hayırlı günler demiş. Ablamın şu anki durumu iyi değil. Kiracı, 3 çocuklu. Arabaları var. Bir çocuğu üniversitede. Şu ana maddi sıkıntı içerisindeler. Ona verebilir miyim? Verebilir. Demiş. Yani arabasının olması onu zengin kılmaz. Eğer ihtiyaç sahibi ise, borçluysa, verilebilir. Ablası olduğu için bakmakla yükümlü değil. Yani kardeştir. Yani verebilir. Hiçbir mahsur olmaz. Teşekkür ederim hocam. Selamünaleyküm. Ben 19 yaşındayım. Durumum çok kötü. Çalışamıyorum. Babam zekatını bana verebilir mi? Hayır. Olmaz. İsterse 29 yaşında, isterse 59 yaşında olsun. Baba hiçbir şekilde oğluna, kızına, yani çocuklarına zekatını, fitresini, fidyesini veremez. Baba çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Şunu soruyor bazen gençlerimiz. Hocam, babamla küsüm. Babam bana verse olur mu? Veya babamla ben konuşmuyorum. Veya aramız şöyle böyle vesaire. Küs olman baban olduğunu, gerçeğini. Evet, konuşmaması, küs olmaması, hı, vesaire, baba olduğu gerçeğini şey yapmıyor. Babası olduğu müddetçe, babası hiç bakmasa bile, ilgilenmese bile, hı hı, çocuğuna zekat, fitre, fidye veremez. Bakmakla yükümlüdür. Zaten geçen hafta saymıştık kimlere verip veremeyeceğini. Bakmıyorsa Allah katında sorumludur. Evet hocam. Benden ödünç para isteyen birine ödeme imkanı olmadığını bildiğim halde ileride zekatıma da sayarım düşüncesiyle onun istediği kadar para verdim. Biliyorum ki ödeme imkanı yok. Kendisini arayıp sendeki alacağımı zekata saydım. Evet. Kendini borçlu hissetme artık. Rahat ol. Borcun silinmiştir desem zekat olur mu? Selam, olmaz, ve dua ile demiş. Evet. Şimdi az önce de söylemiştik. Yani, hı-hı, baktık üzerine bir yudum soğuk su. Ama önceden öyle düşünerek, he, vermiş. Aradaki fark o hocam. O zaman şunu söyleyeyim. Ödeyemeyeceğini bilmiş. Veremezse zaten zekattan. Ama orada da olmaz. Niye? Çünkü zekat olarak verilen şeyin, burada hadi öderse geri dönme ihtimali var o paranın. Geri döndüğü zaman tekrar çıkarıp bir daha mı verecek? Evet. Değil mi? He. Yani zekat olarak verecekse artık bu para benden çıktı, ben bunu daha geri almayacağım diye ilk başta o niyetle, niyetini düzgün, sağlam tutup, arkadaş ben bunu veriyorum. He. O borç verdiğimi bilsin ama ben zekatımı verdim. Bu parayı geri almayacağım. Bu düşünceyle verirse olur. Ama öderse öder, ödeyemezse zekatıma sayarım. Ha, evet, o bu, ince bir şey var yine olmaz. Orada. Yani bu sanki, evet, şöyle diyelim, haşa, yani hadi ödedi, o zaman ne olacak? Zekat ibadetini yerine getirmemiş. Çıkarıp bir daha mı, tekrar mı verecek? Yani. Onun, evet, için, evet, yani niyeti eğer baştan sağlam tutarsa, o zaman olur. Öderse öder değil bak. Evet. Ben o borç aldığını bilsin ama, hı-hı, ben bunu zekat olarak verdim, geri almayacağım. Yüzüne söylemesi gerekir mi bunu? Şart değil. Şart değil. İçinden öyle düşünmesi yani yeterli. Burstur der, yani şeydir, borçtur der, şey verir. Hı-hı. Yani önemli olan kendi veren kişinin kalbindeki niyetidir. Karşıdakinin bilmesine de gerek yok. Hı-hı. Tamam, evet, hocam. Selamünaleyküm hocam. Ben eşimden ayrıldım. Eşimden bana çok borç kaldı. Ben annemgile geldim. Babam, oğlan kardeşim evlenmek için para biriktiriyorlar. Onun zekatı bana, hı-hı, olur mu? Erkek kardeşinin zekatı olur. Yani şöyle diyelim. Ama babası, babanın oğlunun adına biriktiriyorsa. Şimdi baba biriktiriyor. Diyor ki bu baba biriktiriyor. Oğlun o para üzerinde hiçbir selahiyeti yok. Hiçbir şeyi yok. Tasarruf yetkisi yok. O para oğlun değil. O para babanın. Yani, evet, parayı baba biriktiriyor. Diyor ki bunu falanca düğün yapacağım. Bunu Ali için, Ahmet için biriktiriyorum. Bu para Ahmet'in diyor sorana. Hı hı hı. Ama Ahmet o paradan alıp kullanacak olduğu zaman baba diyor ki dur bakalım diyor, o para benim. Ben, senin için biriktiriyorum ben. Ona dokunamaz. Şimdi o parada Ahmet'in, yani kardeşin tasarruf yetkisi, salahiyeti yoksa, hı hı, o para babanındır. Dolayısıyla baba kızına zekat veremez. Ama parayı kardeş biriktiriyor evleneceğim diye. Kimse karışmıyor. Kardeş o paradan istediği zaman harcıyor, istediği zaman alıyor, şey yapıyor vesaire. Para
kardeşin tasarrufundaysa ve nisap miktarını aşmışsa ablasına zekat verebilir. O zaman verebilir. Son dakikalarmış hocam. Evet. Süremiz yine bitti. 20 bin lira param var fakat birine borç verdim. Zekat ne kadar vermem lazım demiş izleyicimiz. Şimdi, bir yandan da sorular geliyor ve üst üste. Şöyle diyelim. Bugün 20 bin, 21 bin TL civarında yani çünkü altın Ramazan'ın başıyla şu andaki şey oynadı. Nisap miktarı var. Diyelim ki borç paranın da tamamını borç verdi. Şimdi buna zekat düşer mi düşmez mi? Eğer şöyle diyorsa ki diyelim ki ben size borç verdim 20 bin TL. Siz dediniz ki hocam 1 Temmuz'da paran elinde. Yani dedim ki Mukadder abla 1 Temmuz diyorsa 2 Temmuz dedirtmez. Bu para mutlaka 1 Temmuz'da benim elime geçer. Evet. Diyorsam ben bu paranın zekatını veririm. Siz dediniz ki 1 Temmuz'da paran elinde hocam dediniz. Diyorum ki ya 1 Temmuz'da verecek olsa zaten benden borç istemezdi. Verir borcunu ama bunun bir kısmını 1 Temmuz'da verir, bir kısmını Ağustos'ta verir, bir kısmını Eylül'de verir. Veya işte bunu Temmuz'da veremese de Ağustos'ta Eylül'de verir diyorsam bu paranın da zekatını vermem lazım. Biz buna değin-i mutavassıt diyoruz. Yine gelecek çünkü. Yine gelecek. Yani parça parça da olsa, vadesinden sonra da olsa gelecek. Ama ben size borç verdim. Ondan sonra diyorlar ki ya sen borç verdin ama onun üzerine bir soğuk bir bardak soğuk su iç. O para gelmez. Gidenler memnun ki yerinden kaslanırım dönem yoksa diyorlarsa o para zekata tabi değildir. Evet. O para geldiği zaman zekatı verilir. Peki geldiği zaman mesela atıyorum 3 yıl bekledi o para orada. 3 yıllık zekatı vermesi gerekiyor mu? Eğer para o zamana kadar nisap miktarının altına düşmemişse. Düşmediyse? Yok bir sefere mahsus verir yine. Bir kereye çünkü mahsus verir. Çünkü o 3 yıl boyunca onun değildi o para. Değildi artık. Anladım. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Allah sizden razı olsun. Daha birçok sorumuz var. Ama sevgili izleyenler merak etmeyin. Gönderdiğiniz soruları hocama şimdi vereceğim. Hocam oradan inşallah cevaplamaya çalışacak size. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar hocam sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin maalesef yine sonuna geldik. Yayında ve yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hocama tabii ki siz sevgili izleyenlerimize de çok çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla sevgiyle kalın. Hoşça kalın.